Yaşları kategorilere düzülür de hepsine de yaşarken ruhen, bedenen bir başka alemde olursun. Eğer o alemde gezinirken geriye döneyim dersen, döndüğün zaman yaşadığın aşkı da beraberinde getirirsin. Aşkın aldı beni benden, bana seni gerek seni diyen Yunus, aşkı tarif etmiştir. Gönül içinde mahvolduğumu bilmezdin. Gönül için mahvolduğumu bilmezdin. Bendeki yaralar da dürtülür. Bendeki yaralar da dürtülür. Öğüt versem öğüdüm dinlemezsin. Öğüt versem öğüdüm dinlemezsin. Bendeki yaralar türlü türlüdür. Bendeki yaralar türlü türlüdür. Burası bizim bahçemizdi. Çocukluğum burada geçti. Büyük büyük ağaçlar vardı. Şimdi yenileniyor, eskisi duruma gelir inşallah. Çocukluk yıllarımda ilk şiir denemelerimi yazdığım yer. Sonra gençliğimde meşhur Mihriban şiirinin yazıldığı mekan burasıdır. Diğer aşk şiirlerimi bu mekanlarda yazdım. Yani benim için ayrı bir yeri var buranın. Şiirlerimi hatırladıkça burayı hatırlarım. Belki bir dağ başı gibi görünür ama güzel yerdir. Havası, suyu. Aşk zaten öyle pek kalabalıklarda insanın başına gelmez. Şiir de yazamaz. Bu mekanlarda iyi şiir çıktı. Açmaz zülüflerin yerlere karşı. Bülbül figan eder güllere karşı. Gel ağlatma beni yerlere karşı. Bendeki yaralar türlü türlüdür. Sevgili dostum Nuri, biz buralarda seninle kuzular göttük küçüklüğümüzde. Sonra genç olduk, şu dağlarda av avladık. Evet. Şimdi benim yaşım 71, seninki 74 oldu. Evet. Hatıraları buralarda canlandırmakta fayda var. Bunun geçmişini bir anlat hele buralarda şöyle bir kısa. Buradan yol geçer, Nergeli'ye yol. Ağbelen direkt aşar gider buradan. 50 hayvan, 25 tane hayvan o günün behrinde araba vesayet olmadığı zaman aşiretler buradan göç eder. Elbistan'la elma, armut, kiraz, üzüm satarlar, kökelek satarlar, peynir satarlar. Bu dağlar hem onların davarı yayılır hem bizim davar yayılır. Yaylardan indiğimiz zaman burada gelinler, kızlar, çadırlar tutulur, oyunlar oynarlar, halay çekerler, tehler çalarlardı. Örtlekliğe yukarı kuzuları koyurduk, kaval elimizde düdük çalardık. Bahçelerde gezerdik, hep bağ, bahçeydi burada. Şimdi körhane vaziyete geldi. Ekin tarlası oldu. Bağ bahçe yerleri kardeşim. Şimdi başla bakayım. Benim şiirlerden şöyle av hakkında aklımda olanlardan birer iki sergıta hemen. Evet. 9 aydır uzaktayım siladan. Bizim elin av zamanı geldi mi? Haber verin Elbistan'dan, Celal'den. Yeni yılın av zamanı geldi mi? Oynak olur Mart ayının havası. Kayada buz bağlar kartal yuvası. Yeşerdi mi yine avşun oğası? Gökçebe'nin av zamanı geldi mi? Çok göz aşağı siller giderdi. Burada her bağdan 2-3 kamyon üzüm yüklenirdi Ağa Bekir'in bağından. Biliyorum sen bunu. Dedem gidip bu bağlarından, birer evlat bağlardan kamyonlara üzümler yüklerdik ya. E şimdi bir hastalık gelmiş, bitirmiş. Hastalık geldi, evet. Şu karşımız çürüdü bağlar. Bağdı, hiç kalmamış ya ben geldim. Göğmeye 15-20 kamyon yükleniyordu ekin üzümü. Köyken daha, Cela'yken.
Şimdi ikiniz oldu. Kaza oldu. Fakat büyüdünüz. Maddeten büyüdünüz, manen küçüldük değil mi? Öyle. Evet. İyi olur inşallah. O da iyi olur. Biz olur gideceğiz. Inşallah. Bizden sonraki gelenler de buralarda yaşayacaklar. Buraların güzel havasını teneffüs ederek. Bu küçüğü yarenin büyüğü tabii. İyi havaları teneffüs ederek elbette Abdurrahim Karakoç'un şiir yazmasında her şu dağların tesiri vardır. Evet. Şu yeşilliklerin işte karşıdaki ovanın tesiri olmuştur. Sen peki olacak. Bu dağı aldın, Karadede'yi aldın, Börüdü Bingulay'ı da aldın ama. Aldım. Bizim dağlarımız bunlar. Evet. Koç Dağı'nı da aldım ben. Evet. Acemiler bilir mi ki neresi? Sinekli ile üç kuyunun arası, Karadede Melhap, Tatar Deresi, Gökçe benim al zamanı geldi mi diyeyim ama. Gidiyor musun oralara bu yaşta? Şimdi şu anda av avlıyor musun sen Nur Bey? Bu sene gitmedim. Niye? Efeni dikekliyim. Bir defa gittim geldim kestim onu da çöple attım. Yani gene gidiyorsun dağlara çıkıyorsun. Bazen. Tabii, senin bu yaşta bu diri halde koyan av mıdır başka bir şey midir? Ben hayatımı bu dağlara avcılığa borçluyum abi. Ha, benim olmasa... emsallarım elinde bastım, ekmekliği sallanmış, tıkıl tıkıl öksürerek geliyorlar. Ama ben de yedim. Kambırlaşmışlar bütün. He, valla. İyi olur inşallah, iyi olur. Gene geleceğiz. Bir gün geleyim de sen gene ava git sonbaharda. İnşallah. Biz aşağılarda bulunalım. Arayla ben çıkamam, ben çıkamam. Siz oradan vurduğunuz kekliklerden i̇nşallah. Güzel pilav yapalım. Orada közün üstünde şöyle kebabını çek. Kendi cinsinden bir insanı da sevse, toprağı da sevse, rüzgarı da sevse ama sevdiğinin Allah'ın bir lütfu olduğunu bilirse ve kendi için geçici ama dünya için baki olacağını bunların. Bulut her zaman bakidir. Bulutlara ait şiirlerimiz var biliyorsunuz. O nedir? Kim veriyor bunları? Tabii düşünceye sevk ederse seniz de bir sanatkarım diyen insanın tefekkür ufku çok geniş olacak. Neyin için sevdiğini, ne kadar seveceğini, sevginin de aşırı solmaması lazım bakın. Mantıklı bir seviyede belirli bir yere kadar. Öbür tarafa geçtiği zaman sevgisini tahrip eder. Ben bunları da düşünüyorum. Her şey kararında olacak. Senin ak alnından, gök gözlerinden, önce dallar sonra yapraklar öpsün, eğilsin yıldızlar tutsun elinden, gecelerden sonra şafaklar öpsün. Aşk diyorlar en mukaddes hayale ve sen de düşesin bu sonsuz hale, hazdan dudakların olsun bir lale, güller, karanfiller, zambaklar öpsün. Sende kemal bulmuş renk, şekil, biçim, yaşamanın öz suyusun bir içim, olanca suların sağlığı için seni her gün göller, ırmaklar öpsün. Kumral saçlarından nisan yağmuru, yazın ak yüzünden gölgenin moru, ağzından enselin hem de en duru, kayalardan akan kaynaklar öpsün. Çimenler okşasın ayaklarını, çiçekler koklasın parmaklarını, ben öpmeden önce yanaklarını, varsın teller tüller duvaklar öpsün. Kıskançlık çakılı gazıktır sevda, bölünsün bu duya en tatlı yerde, seni canlı kullar öpmesinler de,
kefenler sarılsın topraklar ölsün. Açıklarsam yanlış olur belki de ama bir mektup üzerine yazmışımdır muhakkak. O kadarını söyleyeyim. Bir söz belki ben o şiiri yazmaya unutmak kolay mı? Cümlesi geçer bir mektupta ben de. Onu işte felsefi bir anlamda. Ha, gerçek mi dersin? Hayır belki de değildir. Çünkü öyle insan var ki aşkını sevgisini mezara kadar götürür. Unutursun mihribanım.